Kroşet Örgü Atölyesi'nden merhaba. Hatırlarsanız bir önceki videoda yalancı Selanik'in bir modelini anlatmıştım size. Yani bu modeli anlatmıştım. Bu daha pileli gibi duran bir Selanik modeliydi. Bu Selanik'i biraz daha çağrıştıran, daha tombul görünümlü bir model. İki türlü de yalancı Selanik yapabiliyorsunuz. Şimdi bugün size bunu göstereceğim. İstediğiniz miktarda ilmek atabilirsiniz. Ben genelde çift atıyorum. Çünkü modellerde, şapkalarda falan birleştirirken çift sayı daha uygun oluyor. İlk sıramızı şöyle bildiğiniz bir ters, bir düz şeklinde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok az sayıda ilmek attım. Hemen çabuk bitsin, hızlı göstereyim diye size. Az önceki o yeşil Selanik modelini de bir önceki videomda, pardon, bir öncekinden önceki, yani iki önceki videomda izleyebilirsiniz. Onun nasıl yapıldığını, onun görüntüsünü de çok beğeniyorum. Ama bu ondan daha kolay sanki, yani en azından sayı hesabı yok. Şimdi bunu anlatıyorum. İlkini şöyle alalım, hiçbir şey yapmadan. Örebilirsiniz, sorun yok. Tersi ters gibi örüyoruz. Sırada düz var. Düzü bir altındaki ilmekten alıyoruz. Bakın şuradan almıyoruz. Normal ilmek yerinden almıyoruz. Buradan bir alttan geçiriyoruz. Bu şekilde. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzü yine şuradan, tam ortasından bir alt sıradan alıyoruz. Bir alt sıradan aldığımız için düzler daha tombul gözüküyor. Böylece sanki Selanik örgüymüş havası veriyor yaptığınız işi. Bakın şu alttaki bir önceki ilmeğin ortasından ipimizi geçiriyoruz. Şişimizi. Bakın böyle yaptık. Yakın olmasına özen gösteriyorum şöyle. Şuradan, şu ortadan. Yine tersimizi ördük. Şöyle ortadan, şuradan şişimizi geçiriyoruz. Böylece daha tombul düzlerimiz olmuş oluyor. Aslında bir ters bir düz örüyorsunuz. Ama bir alt sıradan geçirdiğiniz için şişinizi sanki Selanik örgüymüş havası veriyor. Bakın burada daha iyi anlayacaksınız. Şuradan şöyle hemen ortadan bir alttan geçiriyoruz. Tersi ters gibi örüyoruz. Arka sırada da aynı şey yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Örgünüz boyunca bunu yapıyorsunuz. Tersi tersmiş gibi şöyle düzü de tam ortadan. Bütün örgünüz boyunca bunu yaptığınız zaman böyle Selanik havası veren bir model ortaya çıkıyor. Şimdi bu daha ince bir ipti ve 5 numara şiş kullanmıştım. Burada daha kalın bir ip ve 7 numara şiş kullandım. Böylece daha göze hitap eden daha kalın bir görüntü ortaya çıktı. Hepinize kolay gelsin.